Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı bence kesin. Yanılabilir miyim? Politikacı bunlar. Tabii yanılabilirim. Önce haberleri paylaşayım sizinle müsaade ederseniz canlarım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi %12'ye indirdi. Ancak şirketlerin ve bireylerin krediye ulaşması zorlaşıyor. Konut kredilerinde %49'a kadar çıkan faizler ihtiyaç kredilerinde %60'ı buluyor. Şimdi burası kendimi övmek için söylemeyeceğim bir hatırlatmayla devam edecek. Bu haber yani. Canlarım. 1 milyar kere söylesem bıkmayacağım. Herkes Türkiye'de ilkokul yaşından itibaren ekonominin arz talep kanunu olduğunu öğrenecek. Siz devlet olarak faizlere, fiyatlara, kura yani döviz fiyatlarına müdahale edemezsiniz. Edemezsiniz, ederseniz ne olur? Piyasada olan olur. Bakınız şu anda paraları olmayan, bankalarda paraları olmayan daha doğrusu en az 83 milyon insan adına sadece 2 milyon kişiye faizler düşük gösterilerek sırf zavallı, uyutulmuş, mütedeyyin ama inançlı Müslümanları kandırmak için %12 faiz uygulanıyor. Kime? Ekonomiyi yönetenler bankalara diyor ki siz sadece %12 faiz verin. Sizdeki 2 milyon kişiye, 2 milyon mevduat sahibine geri kalanına karışmayın. Biz veririz diyorlar. Peki onlar bu parayı nereden veriyor? 83 milyonun rızkından veriyor. Böyle. Ne yazık ki böyle. Eğer bu söylediklerim içinde tek bir tane yalan varsa buyursunlar beni mahkemeye versinler bize iftira ediyor desinler. Hayır. Bir tek yalan yok işlerinde. Rakamlar yanlış olabilir. Nasıl rakamlar? 2 milyon kişi değildir de mevduat sahibi. 2 milyon 50 bindir, 100 bindir, 1 milyon 900 bindir. Başka yanlış yok. Asla. Yalan haber yapmam. Yalan haberi sizinle paylaşmam. İkinci haber. TÜSİAD ve TÜRKON FED başkanları yüksek enflasyon ve faiz politikası nedeniyle hükümeti eleştirdi. TÜSİAD Başkanı Turan, Merkez Bankası faizi ile kredi faizleri arasındaki bağlantının koptuğunu, reel kesimin kredi bulmakta zorlandığını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Maliye Bakanı'na sorarsanız, krediye ulaşmak çok kolay. Ne dedi Memdur dede ne dedi? Krediye ulaşamazsınız dedi. Neden? Para yok. Para yok bankalarda. Krediye nasıl ulaşırlar? Merkez Bankası bilançosunun pasifine yazar 500 milyar 1 trilyon mesela yazar. Verir hazineye. Hazine de onu bankalara verir. O zaman o kadar çok para olur ki. Herkese isterseler dağda gezen çoban bile isterse ayağıma bilmem ne marka ayakkabı alacağım, bez ayakkabı alacağım onlarla daha rahat yürünüyormuş deyip ayakkabı kredisi bile alabilir yani. Yeter ki paradan haber verin. Peki sonrası bir felaket tabii ki. Enflasyon öyle bir alır başını gider ki hükümet seçime kadar bekleyemez Erdoğan. Ya istifa eder ya da Kemal Bey'in söylediğini yapar. Kemal Bey ne söylemişti? Kemal Bey'in dönün geriye Erdoğan için ne söylediklerine bakın oradan anlarsınız. Ben niye söyleyeyim şu anda onu? Herkes biliyor Kemal Bey'in ne söylediğini. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bakın İzmir'de partisinin toplantısında ne söyledi? Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5,5 milyar dolar çaldılar. Bu 3 haber artık TÜSİAD'ın sesini yükseltmeye başladığını çok geçmeyecektir. Birkaç gün içinde Türkiye Odalar Borsalar Birliği de sessiz kalamayacaktır. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ni zorlamaya çalışan küçük orta boy işletmeleri yöneticileri olsa da artık o tüccarlar, o küçük orta boy ölçekli sanayi işletmelerinin sahipleri siyaset değil, kendi gerçeklerini konuşacaklar. Batıyorlar çünkü. Her an batabilirler.
o kadar tehlikeli bir sürece giriyoruz ki her an batabilirler. Ama onlara deniyor ki korkmayın. İhracat yapamazsanız bile basacağız parayı, vereceğiz bankalara az önce anlattığım gibi. Onlar, bankalar size ucuz kredi verecek. İnsanların gelirlerini arttıracağız, şişireceğiz ücretlerini, yükselteceğiz maaşlarını. Mal yetiştiremeyeceksiniz. İstediğiniz fiyattan satın. Size önümüzdeki sene Mayıs ayına kadar, Haziran ayına kadar müsaade diyecekler. Tahminim. Tahminim o. Yapabilirler mi? Tabii yaparlar. Niçin yapmasınlar? Ama şu da bir gerçek olarak duruyor önümüzde. Erdoğan erken seçim ihtimalinin olmadığını artık garanti görürse, 2022 seçimlerine de katılamayacağı için, bilmiyorum, belki şu andaki mevcut muhalefet partilerinin genel başkanlarıyla oturup benim size daha önce defalarca söylediğim genel af pazarlığını yapabilir. Genel af çıkmalı mı? Bence çıkmalı. Hayır, bence çıkmalı. Diyeceksiniz ki ya dede ya, ne yani şimdi bu yapanlardan, Türkiye'ye ve bizlere bu acıları çektirenlerden yargı hesap sormasın mı? Ya arkadaşlar ya, bir bildiğimiz var herhalde ya. Allah Allah. Unutmayın. Kenan Evren'de 4 general arkadaşı, kuvvet komutanı arkadaşı 12 Eylül 1980 darbesini yaptıktan sonra çıkardıkları anayasada kendilerini koruyan bir 15. madde koydular. Dediler ki 12 Eylül 1980 tarihinde yönetime el koyan generaller ve onlarla beraber hizmet edenlerin hiçbirisi kaydı hayat şartıyla, yani hayatta oldukları sürece yargılanamazlar, mahkum olamazlar. Ne yaptı Erdoğan? Bir anayasa değişikliği yaptı. 85-95 yaşında adamları ölüm yataklarında aparatlarını söktü. Söktü mü? İçtihattır. Yeni gelecek parlamento, bugünkü parlamentonun çıkardığı genel haftan sonra istediği her şeyi yapabilir. Parlamentodan bahsediyoruz ya. Demokrasinin Kâbesi. Allah Allah. Onun için bu genel af mutlaka çıkmalı. Ama mutlaka çıkmalı. Bu genel afı da çıkaracak olanlar iktidar partilerinden önce muhalefet partileri olmalı. Muhalefet partileri ne pahasına olursa olsun bu genel afın çıkarılması için hemen şimdiden, hatta Kemal Bey yarından tez yok, adım atmalı. Cezaevlerindeki insanları ve son defa demeli. Son defa. Biz iktidara geldikten sonra, hatta bu af kanunu da meclisten çıkarırken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bundan sonraki af kanunlarının anayasa değişikliği ile olabileceğini, yani anayasada yapılacak bir değişiklikle olabileceğini, meclisteki sıradan çoğunlukla af çıkarılamayacağına ilişkin bir madde koyacaklar. Bu kadar basit. Koyarlar mı? Koymaları lazım abi. Koymazlarsa ben ne yapayım yani? Ben mi gideyim meclise? Evet canlarım. Şimdi bakınız, devam ediyoruz. Kemal Bey neden Cumhurbaşkanı seçilecek? İzmir'de bugün Avrupa Birliği Komisyon üyeleriyle görüştü Kemal Bey. Çok önemli. Neden çok önemli? Kemal Bey Avrupa Birliği üyelerine ve bütün dünyaya mesaj verdi. Ben Tayyip Erdoğan değilim. Ben ülkemin cumhurbaşkanı olduğumda mevcut başkanlık yetkilerini de kullanarak Avrupa Birliği tam üyelik müzakerelerini Avrupa Birliği'nin ileri sürdüğü Maastricht ve Kopenhag kriterleri çerçevesinde yürütecek, açık kalan paragrafları kapatacağım ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni layık olduğu büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetlerin üyesi yapacağım. Bu mesajdır. Lütfen bu mesajı alın. Bitmedi, bir dakika. Devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta, yani Ekim'in ilk haftası, önümüzdeki hafta değil de Ekim'in ilk haftası Kemal Bey Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Hayır. Erdoğan'ın milletvekili bile değilken Beyaz Saray'da konuk olduğu gibi olmayacak Kemal Bey. Hayır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile görüşmeyecek. Kemal Bey böyle şeylere çok önem veriyor. Tabii ki ve haklı olarak önem veriyor. Peki niçin gidiyor Amerika Birleşik Devletleri'ne? Başta demokrat senatör ve 2020 seçimlerine giderken Biden'ın
en ciddi, en güçlü ve Amerikalı gençlerin en çok sevdiği Bernie Sanders'le görüşmeye gidiyor. Bernie Sanders kim? Amerika'nın en güçlü, en sevilen, en saygın liberal demokrat sosyalisti. Ben Bernie Sanders'tan 30 sene önce liberal demokrat sosyalist oldum. 30 sene önce. Bana gülünüyordu o zamanlar. Yok canım, daha yakın zamana kadar bana gülünüyordu. Halen bazıları diyor ki ya hem liberal hem sosyalist olunur mu? Yani demek olunabiliyor. Bütün dünya, Amerika değil sadece, bütün dünya önümüzdeki süreçte liberal, demokrat, sosyalist felsefeye sahip devlet insanları ve bürokratlar ve politikacılar tarafından yönetilecek. Liberal, demokrat, sosyalist felsefenin mottosu ne? Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. 30 yıldır bu atasözümüzü söyleyerek geliyorum. Daha kolay anlaşılsın diye. Yani bunun daha akademik tanıtımı nasıl söylersin derseniz, onu da sık sık kullanıyorum. En az eşitsizlik. Bakın, tam eşitlik değil. Hayır. Asla tam eşitlik yok. Mümkün değil çünkü. Ama bir sosyaliste sorarsanız tam eşitlik olurdu. Olurdu. Bir komüniste sorarsanız tam eşitlik olurdu. Ne zaman olurdu? Öyle demişlerdi ama olmadı. Bütün komünist ülkelerde ya da kendilerini sosyalist olarak tanıtan mesela Yugoslavya gibi ülkelerde de hiçbir zaman tam eşitlik olmadı. Şimdi en az eşitsizlik. Her türlü özgürlük var. Her türlü girişim özgürlüğü var. Rekabet özgürlüğü var. Ama rekabet özgürlüğü nasıl bir özgürlük? Haklı rekabet şartlarında rekabet özgürlüğü var. Haklı rekabet yoksa özgürlük de olur mu ya? Haklı rekabet olacak. Haksız rekabet olmayacak. İşte Kemal Bey Bernie Sanders'la görüşerek bütün dünyaya ben yeni dünya düzeninin Türkiye'sinin cumhurbaşkanı olacağım. Benim Asya'nın diktatörleriyle işim olmayacak. Onlarla ticaret yapacağım. Elbette ticaret yapacağım. Yani bakkal bana düşman diye ve fakat benim ekmeğe ihtiyacım varsa bakkaldan ekmek almayacak kadar aptal değilim mesajıdır bu. Tabii ticaret başka bir şeydir canlarım. Biz her ülkede ticaret yapmalıyız. Biz değil, her ülkede ticaret yapmalı. Küreselleşme bu demek. Yeter ki ticaret yaptığınız ülke başka ülkelerin halklarına şiddet uygulamasın. İşgal uygulamasın. Şu anda Rusya'yla ticaret neden kesildi? Neden kesiliyor? Rusya Ukrayna'yı işgal etmek için on binlerce insanın ölümüne sebep oldu da o nedenle canlarım. Kemal Bey şimdi bu mesajı veriyor. Amerika'ya gidiyor. Dünyanın en saygın liberal demokrat, zaten demokrat senatör aynı zamanda, sosyalistiyle görüşecek ve Bernie Sanders gibi düşünen daha pek çok Amerikalı aydınla görüşüp onları dinleyecek ve dünyaya mesaj verecek. Hazırız. Ben Türkiye'yi en az eşitsizlik ile ve zaten temelinde sosyal demokrasi olan bir siyasi partinin genel başkanı olarak yönetmeye hazırım. Evet. Ha, bunlar benim görüşlerim. Olmazsa ben ne yapayım ya? Ya herkes komplo teorisi yaparken de ben yapamam yani. Ben de bir komplo teorisi yaptım kendimce. Ben böyle düşünüyorum. Böyle olabilir diyorum. Ama oradan da baksanız, buradan da baksanız seçimlerin galibi Kemal Kılıçdaroğlu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda seçilebilecek tek aday. Ne Mansur Yavaş ilk turda seçilebilir, ne İmamoğlu ilk turda seçilebilir. Sıfır ihtimal. Sadece ve sadece Kemal Kılıçdaroğlu daha ilk turda %50'nin oldukça üzerinde oy alacaktır. Yazın bir tarafa. Ben böyle görüyorum canlarım. Ben böyle olacağına inanıyorum. Enseyi karartmayın. Bu gelişmelerin hepsi çok güzel gelişmeler. Her şey çok güzel olacak. Sadece Türkiye için değil. Bakınız, Çin ile Amerika arasındaki buzlar eriyecek. Sakın merak etmeyin. Amerika Birleşik Devletleri kendi enflasyonunu kontrol altına alabilmek için Çin'den yeniden ürün ithalatına başlayacak. Çinliler Covid'i tamamen bitirelim davasına, sözüm ona, üretimi kestiler. Tam kapanma yaptılar ama
Kendilerine sıkıştılar. Farkındasınız canlarım. E Pelosi gidiyor. Ya Pelosi oraya da gidiyor. Ermenistan'a da gidiyor. Bunlar büyük devletlerin stratejileridir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hollywood filmlerindeki en büyük özelliği iyi polisle kötü polisin ortak çalışmalarıdır. Hepinizi çok seviyorum. Enseyi karartmayın. Her şey çok güzel olacak. Ve aman ha, sakın tahammülü elden bırakmayın. Sakın sakın her şeye rağmen tahammül edin. Çünkü geliyoruz, çünkü kazanıyoruz, kazanacağız. Kim? Demokratlar. Kim? Hukukun üstünlüğü ilkesine inananlar. Kim? Hırsızlarla mücadele etmekte kararlı ve ısrarlı olanlar. Canlarım, hoşça kalın.